İyi akşamlar. Yazılım, tasarım ve teknolojinin her hafta yeni gelişmelerini konuştuğumuz Dijital Saat'e hoş geldiniz. Bu hafta yine önemli konularımız var. Sosyal medya ve dijital pazarlama ile ilgili aynı zamanda bunları birlikte konuşacağımız çok önemli bir de konuğum var. Dijital pazarlama uzmanı kendisi. Sayın Arif Talha Alçar, hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk. Öncelikle teşekkür ederim bu güzel yayına davet ettiğin için. Aynı zamanda da hayırlı olsun. Deniz Bey'in de dediği gibi bol rayıntikli olsun diyorum. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Bu hafta yine sosyal medyada birçok gelişme var. Sen de sosyal medyayı çok aktif kullanıyorsun. Aynı zamanda ciddi de bir takipçi sayısına sahipsin Konya'da. Mesleğinde reklamcılık olduğu için belki daha etkili kullanmaya özen gösteriyorsun. Bu hafta Arif Bey'den etkili sosyal medya nasıl kullanılır? Kurumlar, markalar, firmalar sosyal medyayı nasıl kullanmalılar? Nasıl katkı sağlayabilirler? Video prodüksiyonla ilgili reklam alanında ne tür gelişmeler var? Onları konuşacağız. Yine tasarım ve tasarım trendleri, ne tür paylaşımlar, postlar daha çok ilgi çekiyor? Onları konuşacağız. Ama tabii daha öncesinde sosyal medya ile ilgili iletişim teknolojileri kurumunun da ve yeni bir düzenleme bu hafta içerisinde gelişti. Uzun zamandır konuşulan ve gündemi meşgul eden sosyal medya ile ilgili bir konuydu. Sosyal medyadaki düzenleme, içeriklere kısıtlama getirilmesi, sosyal medya ağlarının bant genişliklerinin kısaltılarak yavaşlatılması gibi durumlar söz konusu oluyordu. Çünkü kişisel verilerin korunması ile ilgili ya da paylaşılan içeriklerin üçüncü kişilere yönelik hakaret gibi durumların olması ile ilgili bir düzensizlik söz konusuydu. Bununla ilgili bazı düzenlemeler bu hafta 1 Eylül itibariyle artık gündeme geldi. Bundan böyle sosyal ağ sağlayıcıları içeriklerle ilgili daha dikkatli olması gerekecek. Çünkü bazı içerikler başvuru yapıldığında kaldırılması gerekecek. Bu şu demek, tamamen bir sosyal ağ bağlantısı kapatılmayacak. Daha önce biliyorsunuz YouTube gibi platformlar kapatılmıştı. Kapatılmayacak ama istenilen içeriğe şikayet yapıldığında o içerikler kaldırılabilecek. Kaldırmadığı takdirde sosyal ağ sağlayıcıları ile ilgili bazı yaptırımlar söz konusu olacak. Tabii bu bir yönden güzel bir gelişme. Çünkü kafasına göre herkes bir şeyler orada yazıp çizip daha rahat davranamayacak. Biraz daha dikkatli olması gerekecek. Normal yaşamda nasıl özgürlük alanlarımız belli ise ve nasıl normal yaşamda birbirimizin haklarına saygı duyuyorsak, sosyal medyada da bununla ilgili biraz daha insanlar duyarlı olması, daha dikkatli olması konusunda bu tür bir gelişme var. Güzel olacağını düşünüyorum ben. Sen ne düşünüyorsun bu konuyla ilgili Arif? Aslında dediğiniz gibi 1 Ekim itibariyle yürürlüğe giren 1 Eylül itibariyle 1 Eylül itibariyle girdi. Cezalar 1 Ekim itibariyle. Evet, Ekim. Aynen. Ben yanlış söylemesem doğru. Ben Eylül ile Ekim'i hep Aynen, karıştırıyorum. aynen. Bu ay Dediğiniz itibariyle. gibi hem bu anlamda terörler, saldırılar, kişilere saldırı, yani örneklendirmek gerekirse kişiler birbirlerine yüzlerine söyleyemediklerini sosyal medyadan vurgulayıcı bir şekilde insanları azmettiriyor. Bu Evet. anlamda da ciddi anlamda terör, saldırı, buna benzer spontane şeyler Evet. gelişiyor. Ya bu ciddi anlamda güzel bir Tabii bizim uygulama. toplumsal değerlerimiz var. Çok önemli bir şey söyledin. Toplumsal değerlerimizi, ahlaki Aynen. değerlerimizi gençler özellikle yoğunlukla Kesinlikle. kullanıyorlar sosyal medyayı. Gençlerin yönlendirilmesi noktasında uygun olmayan içeriklerin paylaşılması ve bununla ilgili bazı yönlendirmelerin, algıların yürütülmesiyle ilgili durumlara daha müdahale edebileceğiz belki biraz Aynen, daha. kesinlikle. Ve bir de şu yönü var. Sosyal medya biliyorsun çok geniş ve sen de işin içerisinde olduğun için çok büyük bütçelerle çalışan, Ciddi bir reklam platform. verilen ve ciddi bütçeleri yönetildiği bir platform. Dolayısıyla oradaki bunun düzeniyle ilgili de madem burada Türkiye'de bir pazar var. Türkiye bu arada sosyal medya pazarında dünya genelinde çok iyi bir sıralamada. 7. sırada, %90. 7. sıradayız. Sosyal medyanın kullanımıyla ilgili tüm dünyada 7. sırada Türkiye. Dolayısıyla burada ciddi bir pazar da var. Buradan bir gelir de elde ediyor sosyal ağ sağlayıcıları. Biliyorsun geçtiğimiz yıllarda artık vergilendirilmeye başlamıştı bu. Evet, bir Ülkemize yıldır. de bir katkı olması gerekiyordu. Sen de önemli bütçeler yönetiyorsun sosyal Evet, medyada. Birçok evet. markanın sosyal medyasını yönetiyorsun.
Dolayısıyla orada vergilendirme zaten söz konusu olmuştu. Bir süredir bunlar vergilendirilerek yapılmaya başlamıştı. Dolayısıyla ülkemize bu anlamda bir katkısı var. Bir katkı sağlayacak kesinlikle. Diğer taraftan bizim milli değerlerimize, ahlaki değerlerimize kesinlikle. Bu tür bir saldırı ya da bu tür bir gençleri yönlendirecek yanlış bir şey olduğunda bir nebze olsun müdahale edebileceğimiz, tamamen kapatmak değil ama istenilen içeriği. Bunu şöyle açıklayabiliriz. Diyelim ki bir haber sitesinde bir haber yayınlandı. Daha önceden bu haber sitesinde bu tür bir haber yayınlandığında site komple kapanıyordu. Şimdi sadece o içeriğe yönelik bir uygulama olacak. İçerik kaldırılacak. Zaten şu an mevcutta böyle bir durum var. Ama mahkeme kararı ile bu yapılıyordu. Artık bireysel olarak kişiler de sizin özlük haklarınıza, size yönelik bir hakaret varsa bununla ilgili başvuru yapabileceksiniz ve sosyal ağ sağlayıcıları cevap vermek durumunda kalacaklar ve hepsi birer temsilci bulundurmak zorunda kalacak. Bu çok önemli bir gelişme. Yani biz bir muhatap bulabileceğiz. Dolayısıyla eğer sizin başvurunuza herhangi bir dönüş yapılmazsa bunun bir yaptırımı var. Dönüş yapıldığı takdirde bir aksiyon alınmazsa bunun bir yaptırımı var. Çok ağır da cezalar var. Bununla ilgili biz bir haber de hazırladık. Tabii. Sosyal medyada yeni dönem haberimizin başlığı. Arkadaşlardan rica edelim onu da hazırlarlarsa. O haberi izleyeceğiz. Ne tür cezalar var? Sistem nasıl işleyecek? Temsilcilere nasıl ulaşılabilecek? Nasıl bir yol izlenecek? Bununla ilgili bir haberimiz var. Onu izleyeceğiz. Hemen arkasından yine dijital pazarlama uzmanı Arif Bey ile birlikte sohbetimize, programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Haberimizi izleyelim. Sosyal medyada yeni dönem başladı. Sosyal medyaya yönelik düzenlemeler içeren kanunla, internet kullanıcılarının kişisel başvurularında veya kamu kurumlarının bildirimlerinde yaşanan zorlukların aşılması için sosyal ağ sağlayıcılarla muhataplık ilişkisi kurulması amaçlanıyor. Düzenleme ile suç oluşturan kısmi içeriğin çıkarılmasının mümkün olduğu durumlarda erişimin engellenmesi kararı yerine içeriğin çıkarılması kararının verilmesi imkanı sağlanarak aynı internet sitesinde yer alan ve suç oluşturmayan içerikler yönünden ifade ve haber alma özgürlüğü daha da güvenceli hale getirilecek. Türkiye'den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcı en az bir kişiyi Türkiye'de temsilci olarak belirleyecek. Bu temsilci gerçek kişi ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olacak. Temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğünü yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcıya 10 milyon lira idari para cezası kesilecek. Cezanın tebliğinden itibaren 30 gün içinde yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde 30 milyon lira daha idari para cezası uygulanacak. İkinci kez verilen idari para cezasının tebliğinden itibaren 30 gün içinde bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde gerçek ve tüzel kişilerin ilgili sosyal ağ sağlayıcısına yeni reklam vermesi yasaklanacak, para transferi yapılamayacak. 3 ay içinde bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde BTK Başkanı sosyal ağ sağlayıcının internet trafiği bant genişliğinin %50 daralması için sulh ceza hakimliğine başvurabilecek. Hakim kararının uygulanmasından itibaren 30 gün içinde yükümlülüğün yerine getirilmemesi durumunda BTK Başkanı bant genişliğinin %90'a kadar daraltılması için sulh ceza hakimliğine başvurabilecek. Sosyal ağ sağlayıcı, Türkiye'deki kullanıcıların verilerini Türkiye'de barındırma yönünde gerekli tedbirleri alacak. BTK Başkanı'nın onayıyla sosyal ağ sağlayıcıya içeriğin yayından çıkarılması ve erişimin engellenmesiyle özel hayatın gizliliği nedeniyle içeriğe erişimin engellenmesi başvurusuna 48 saat içinde cevap vermemesi halinde 5 milyon lira, içeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesi kararlarına uyulmaması halinde ise 10 milyon lira idari para cezası verilecek. Hukuka aykırılığı hakim veya mahkeme kararıyla tespit edilen içeriğin sosyal ağ sağlayıcıya bildirilmesi durumunda, bildirime rağmen 24 saat içinde içeriği çıkarmayan veya erişimi engellemeyen sosyal ağ sağlayıcı, doğan zararların tazmin edilmesinden sorumlu olacak. Evet. Sosyal medyada yepyeni bir dönem başlıyoruz. Özellikle sosyal ağ sağlayıcıları için ciddi yaptırımlar var. Bu bizim de hayatımıza girmiş olacak. Bundan böyle bireysel olarak kullanıcılar da sosyal medyada yazarken, çizerken, herhangi bir şey paylaşırken biraz daha dikkatli olacaklar. Zaten biz buna özen gösteriyorduk toplum yani. Olarak. Bundan böyle bir taraftan aslında bizim haklarımızın korunması açısından ve istediğimizde bir muhatap bulabilmemiz açısından sosyal ağ sağlayıcılara bu tür bir düzenlemenin getirilmesi
bizim açımızdan aslında daha yararlı olacak diye düşünüyoruz biz. Tabi bunu zaman gösterecek. Nasıl işleyecek sistem hep birlikte göreceğiz. Sen Arif, bununla ilgili söylemek istediklerin neler? Aslında ben şöyle söyleyeyim. Bunlarla alakalı birçok yeni yürürlükle alakalı notlarımı almıştım. Onlardan bahsedeyim. Bu muhataplık ilişkisi bizim tarzı dijital platform hizmeti veren ajanslar için dört dörtlük bir şey oldu. Biliyorsunuz ki birçok markalarımızın sosyal medyaları sürekli kapanıyor. Reklamlar girme konusunda problemler yaşıyoruz. Belli başlı kitlelere ulaşmak için problemler yaşıyoruz. Mail atıyoruz. 30 gün, 40 gün daha sonra dönüyor. Yani şu anda muhataplık ilişkisi için çok güzel bir yürürlük bu. Teşekkür ederiz bu arada. Tabii bu yasal durumlar için aslında temsilci bulunması biraz daha. Fakat bunlar böyle kademe kademe biraz daha düzeleceğini düşünüyoruz. Aslında birçok sosyal ağ sağlayıcının günümüzde Türkiye'de ofisleri var. Evet. Bu vergilendirme durumundan sonra hepsinin ofisleri olmaya başladı. Hatta açmak istemeyen ve bununla ilgili diretenlere bazı bant genişliği, kısıtlamaları ve bir tür şeyler yapıldı. Bununla ilgili birçok diyaloglar sağlandı. Aslında var ama bunlar artık böyle adım adım hayatımıza giriyor. Şimdi yasal olacak. Siz zaten birçok sosyal ağ sağlayıcıyla iletişim halindesiniz. Evet. Ben biliyorum. Burada tabii sizin markaların sosyal medyasını yönetmekle ilgili yönettiğiniz bütçeler var. Ciddi reklam verenler var. Dolayısıyla bir bütçe yönetiyorsunuz. Toplamda bakıldığında önemli bir bütçe yönetiyorsunuz. Dolayısıyla size tabii daha kolay ulaşabiliyorsunuz. Tabii. Bireysel olarak nasıl ulaşılabilecek? Biz biraz daha orasındayız aslında. Siz nasıl iletişim kuruyorsunuz sosyal ağ sağlayıcılarla? Şöyle söyleyebilirim. Ticari olaraktan doğru diyorsunuz. Yani bizler mesaj attığımız dakika telefonla Türk arkadaşlarımızla diyeyim. Türkçe konuşan. Aynen öyle. Direkt sorunlarımızı iletiyoruz. Yani 24 saati geçmemek kaydıyla direkt problemlerimiz çözülebiliyor. Ha, kişiselleşme olaraktan da aynı şekilde olacağını düşünüyorum. Yaklaşık 6 ay gibi bir süredir ciddi anlamda bu şekilde hani istediğimiz dakika ulaşabiliyoruz. Evet. Mesajımızı bırakıyoruz. Direkt yurt dışından arıyorlar bizi. Direkt problemlerimizi çözebiliyoruz. Bu kişiselleşme anlamında da şu şekilde notlarımı almıştım. Birinci aşama oraya, cezaları. Tabii, oraya buyurun. Cezalara girmeden hemen bir şey söyleyeceğim. Bunu söylemeden geçemeyeceğim. Mehmet Ali Olçar. Evet. Abim. Bu konuda dijital pazarlama ile ilgili benim de sık sık birlikte fikir alışverişi yaptığımız kardeşim. O böyle biraz daha bu işlerin içerisinde. Tabii sürekli, bizzat abim ilgileniyor. Özellikle Facebook'la kanka gibi bir durumu var. Direkt ben, arkadaş oldular. Evet. Hatta şöyle bir anımızı anlatabilirim. Geçtiğimiz dönem gece 12'de hesaplarımız kilitlendi. Evet, abimle de sürekli görüştükleri için, bu arada şu anda ciddi anlamda yoğunluktan kaynaklı katılamadı. Direkt 12'de mesaj yazdı. Ben dedim ki sabah yaz dilersen. Yok dedi, arkadaş olduk dedi. Evet. Dijital platformu yöneten Facebook'taki arkadaşımız direkt müsaitseniz arayacağım Mehmet Ali Bey yazdı. 12.30'dan 1.30'a kadar telefonla görüşüp, görüşmeyi kapattıktan sonra 9 dakika içerisinde tüm hesaplarımız açıldı mesela. Evet. Yani abim bu anlamda ciddi anlamda eğitimler aldı ve sürekli güncellenen sistemde de yani her gece diyebilirim ciddi anlamda videolar izliyor. Evet. Teşekkür ederim ona. Sizin da bu arada. Sizin ekibiniz genç bir ekip ve sürekli eğitime dinamik. De önem veriyorsunuz, geliştiriyor kendini. Biz de takip ediyoruz. Bunun için de özellikle seni tebrik ediyorum Mehmet Ali. Yine aynı şekilde Allah Uğur kardeşime de selam aynen. iletiyorum. Burada. Uğur yetişiyor. Evet, Uğur da yeni bir dijital pazarlama uzmanı olarak geliyor. Ona da başarılar diliyoruz. Yolunuz açık olsun. Çok güzel tabii bunlar. Allah razı olsun. Şöyle ben geçtiğimiz hafta takipçilerim ve izleyicilerim biliyorlar. Sosyal medyada bir küçük sıkıntı yaşadım. Evet. Instagram tarafından hesabım herhangi bir uyarı yapılmadan kapatıldı. Kötü bir durum. Evet, kötü bir durum. Bununla ilgili Mehmet Ali'den de destek aldık. Bu Instagram'ı durup dururken kapanıyor insanların. Bunun nasıl olduğuyla ilgili ben kendi izlediğim yolla ilgili de, kendi yaşadıklarımla ilgili de küçük kısa bilgiler vermek istiyorum. Tabii. Senin de yine fikirlerini alacağım bununla ilgili. Instagram hesabınızı bir anda kapatabilir. Ne yapmanız gerekiyor? Bununla ilgili Instagram'a bir şekilde ulaşmanız gerekiyor. Peki neden kapatıyor? Nasıl kapanıyor? Şöyle, bazı internette ve yaşamımızda sürekli olduğu gibi bazı kötü niyetli insanlar tarafından şikayet edilmiş olabilirsiniz.
Normal şartlarda kapatılması için topluluk kurallarını ihlal etmiş olmanız, telif hakkı içeren bir içeriği paylaşmış olmanız gerekiyor. Yani bu tür bir işlem yaptığınızda zaten kapatılma durumu söz konusu oluyor. Fakat şöyle de bir yol olabiliyor. Maalesef hacking dediğimiz ya da işte lemur dediğimiz arkadaşlar bazen sistemleri kandırabiliyorlar. Bu şöyle, sizin Instagram hesabınıza benzer başka bir Instagram hesabı açıp daha sonra onu mavi tikli olan, onaylı olan hesaplar tarafından da şikayet edip, birçok kez şikayet edip, spam şeklinde daha fazla şikayet edip aslında sizin hesabınızı taklit, onun hesabının doğru olduğunu gösterip sizin hesabınızı kapatabiliyorlar. Tabii burada normal şartlarda böyle bir şey olması mümkün değil. Çünkü benim hesabım daha eski normalde tarih olarak. Açılan hesap belki daha yeni ama bunu da kurnazlığını bulmuşlar. Eski bir hesabın ismini değiştirip yapıyorlar. Bir de bunları birebir bir kişi kontrol etmediği için arka tarafta bir algoritma tarafından, sistem tarafından kontrol ediliyor. Dolayısıyla çok fazla diğer tarafta şikayet geldiğinde değere bakıyor. Yapay zeka algoritma değere bakıyor ve kapatıyor. Peki bu oldu, ne yapmamız gerekiyor? Burada yapmamız gereken şu, Instagram'ın bununla ilgili formları var. Yardım bölümünde Instagram hesabım kapatıldı yazdığınızda bazı formlar çıkıyor, 3 tane. Bunlarla ilgili eğer dijital içerik sağlayıcıysanız, benim hesabım öyleydi, ya da bir markanın hesabıysa orada bazı işaretlemeleri yapmanız gerekiyor. Daha sonra tam isminizi, kullanıcı isminizi gibi bazı bilgiler soruyorlar. Onları dolduruyorsunuz. Bir de küçük metin kutusu var. Oraya Türkçe de yazabilirsiniz. Çünkü form Türkçe zaten ve karşı tarafta Türkçe olarak anlaşılabilir durumda oluyor. Formu doldurup gönderiyorsunuz ve hemen arkasından size bir mail geliyor. Mailde bir, ben birebir bunları yaşadım artık. Evet. Size bir kod gönderiyorlar. Bu kodu yazmanızı ve ardından o kodu böyle yüzünüze tutup iki elinizle. Tabii. Çok yani aslında bir taraftan İlginç. Onur kırıcı da bir tarafı var öyle bir fotoğraf çekilmenin. Böyle o fotoğrafı yüzünüze tutup oraya isminizi falan yazıp böyle fotoğraf çekilmenizi. Bakın bu benim. Evet, bu benim diye ispat etmeniz için fotoğraf çekilmenizi ve bu fotoğrafı Facebook'a göndermenizi istiyorlar. Biliyorsunuz Instagram, WhatsApp ve Facebook hepsi aynı şirket. Facebook şirketinin altında. Böyle bir yöntem izliyorsunuz. Bu zaman zaman bir, yani en kısa bir ay içerisinde tekrar hesabınız size geri dönüyor. Ama bir kardeşim yine bu konuyla ilgili daha önce geçen yıl bu tür bir şey yaşamıştı. 2 yıl sonra açıldı hesabı. 2 yıl. Evet, 2 yıl sonra açıldı ama onda bazı uygunsuz içerikler mevcuttu. Hı-hı. O yüzden yani şiddet içeren bazı içerikler olduğu varsayılıyordu. Gerekçesi o yani. Gerekçesi oydu. Aynen. Aslında öyle bir durum yoktu. Olmadığı için de zaten geri açıldı. Oyuncak bazı materyaller paylaşılmış. Tabii. Şiddet unsuru içerebileceğiyle ilgili. O yüzden kapatılmıştı. Sonra tekrar açıldı. Böyle bir durum olduğunda mutlaka hesabınız, eğer siz yanlış bir şey yapmadıysanız mutlaka hesabınız geri gelecek. Ama bu kötü bir süreç sosyal medya kullanıcıları için. Bir ay içerisinde şu an oluyor. En son pandemi süreci başladığında Türkiye'de isim yapmış 7-8 YouTuber'ın hesabı kapatılmıştı. Evet. Aynı şekilde yine mavi tikli hesaplar üzerinden şikayet yapılıp. Bu son günlerde sık sık yaşadığımız bir durum. Ama işte az önce haberde izlediğimiz gibi bunun Türkiye'de ofislerinin olması, muhatabın bulunması gibi durumlar daha fazla geliştiğinde daha hızlı ilerleyebiliriz. Hızlı şekilde çözülecek diye düşünüyorum. Tabii bu yeni sosyal medya düzenlemesi çok önemli. Hani sadece ağ sağlayıcıları ilgilendiriyormuş gibi gözüküyor ama bizim için bu tür durumlarda önemli katkıları olacak. Şimdi senin o bunlarla ilgili söylemek istediklerin vardı. Onlara da bir bakalım. Yasalarla alakalı birkaç madde ekleyeceğim. İngiltere'de iletişim yasasının 127. maddesini ihlal edenlere hapis cezası veriliyor. Evet. Aynı hapis cezası Amerika'da da veriliyor. Geçtiğim zaman 551 sayılı kanun gereğince suç eşgal ettiği için direkt hapis cezasına çarptırılıyor. Yani şu zamana kadar genelde basite aldığımız birçok şey artık bu zamandan sonra konunun başında da konuştuğumuz şeylerden kaynaklı ciddi yatırımlar, yaptırımlar var yani. Bunlardan bahsedecektim. Evet. Yani BTK başkanımıza teşekkür ediyorum. Ciddi anlamda yürürlükler getirdi. Evet, yasa meclisten yani, geçerek onaylandı. Ama yani her yıl Türkiye'de
internet kullanımı ciddi oranda artıyor. Tüm dünyada ciddi oranda artıyor. İnternet kullanımı ile ilgili araştırmalar yapan Global VR, sosyal medya araştırmalarını da yapan bir kuruluş var. Hı hı. Bu 2020 yılı içinde yeni bir veri açıklandı. Bununla ilgili de bir haberimiz var. Türkiye'de internet kullanımı ne durumda, nasıl bir hızla ilerliyor? Hı hı. Şu anda galiba kullanmayan kalmadı sosyal yani. Ağları da artık. Mesajlaşma uygulamasını belki Türkiye'de kullanmayan yok. WhatsApp'ı. Kesinlikle. WhatsApp'ın yok mu? Böyle bakarlar yani. Evet. Şu anda bir yoksunluk gibi sayılır. O dolayısıyla sürekli artıyor. Bununla ilgili bir haberimiz var. İnternet kullanımı 2020 yılında nasıl ilerlemiş? Türkiye'de durum ne? O haberimizi izleyeceğiz. Ardından tekrar üzerine konuşacağız. Daha yepyeni konularımız var. Onlara da değineceğiz. Haberimizi izleyelim. Dünya genelinde 4,5 milyardan fazla kişi internet kullanırken sosyal medya kullanıcılarının 3,8 milyarı aştığı kaydedildi. Dünya nüfusunun yaklaşık %60'ının çevrim içi olduğu belirtildi. Medya takip kurumu Ajans Press, internetle alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press'in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre bu yıl basında çıkan haber adedi 120.782 olarak görüldü. Sadece mobil internetle alakalı çıkan haber adetleri incelendiğinde ise bu sayının 813 olduğu kaydedilirken, sosyal medya ile çıkan haber sayısı 152.326 olarak belirlendi. Türkiye'de dijital medya içerisinde en çok sosyal medya platformlarının konuşulduğu gözlendi. Ajans Press'in VR Social verilerinden elde ettiği bilgilere göre küresel dijital 2020 raporu açıklandı. Dünya genelinde 4,5 milyardan fazla kişi internet kullanırken sosyal medya kullanıcılarının 3,8 milyarı aştığı kaydedildi. Dünya nüfusunun yaklaşık %60'ının çevrim içi olduğu belirtildi. Küresel olarak 5,19 milyardan fazla kişinin ise cep telefonu kullandığı açıklanırken bu rakamın her yıl arttığı saptandı. İnternet kullanımının %53,3 ile en çok cep telefonundan yapıldığı kaydedilirken %44 ile dizüstü ve masaüstü olmak üzere bilgisayarlardan, %2,7 ile de tabletten olduğu kaydedildi. Evet, 4,8 milyar dünyadaki internet kullanıcısı, tabii bu çok büyük bir pazar da oluşturuyor. Dolayısıyla insanlar sosyal medyaya girdiklerinde merak ettikleri ürünlerle ilgili de araştırmalar yapıyorlar. İnterneti sadece sosyal medya için kullanmıyoruz aslında. İnternetten alışveriş yapıyoruz, e-ticaret kanalları İnternet var. İnternet hayatımızın her tarafında. Evet, pazar yerleri var. Dolayısıyla iletişim ağı için, iletişimimiz için, bireysel iletişimimiz için en önemli enstrümanlardan birisi internet. Siz de insanlara, şöyle desem galiba sorun olmaz değil mi Arif? Yani siz de tabii. İnsanlara internette, sosyal medyada bir şeyler satması için yardımcı oluyorsunuz. Tabii. Yani internetten ürün ve hizmetlerini tanıtmak isteyen markalar size başvuruyorlar ve siz onların sosyal medyalarını yönetiyorsunuz. Aynen. Peki nasıl dönüşler alıyorsunuz? Yani herhangi bir ürünü internette ya da hizmetin internette tanıtım yapılırken nelere dikkat edilmeli? Nasıl paylaşımlar yapılmalı? Firmalar tam soruyu net anlamam ben için anladım biraz aslında daha açabilirim. Böyle sen sorunca. Anladım. Şöyle söyleyebilirim. Bize başvurduklarında örnek veriyorum, ürün içeriği yani tekstil olabilir ya da herhangi bir şey olabilir, fark etmiyor. Türkiye pazarı ciddi bir pazar ve Türkiye pazarına, yani bunun birçok örneklerini yaşadık biz. E-ticaret yönettiğimiz birçok firma var Konya'da. Aynı zamanda kendimize de kurduğumuz var, biliyorsunuz. Evet. Türkiye pazarı çok geniş olduğu için belli başlı reklamları algoritmayla, yapay zekayla, buna benzer şeylerle giriyoruz ve ciddi anlamda firmalar %40, %50 oranında satışları artıyor. Yani şöyle söyleyebilirim, bugün çok ciddi bir yerde kira ödemek yerine uygun bir yerde depo tutsa Türkiye pazarına milyonlarca kargo çıkıyor. Evet. Yani bu anlamda da ciddi dönüşler sağlıyor müşterilerimiz. Evet, yani aslında sosyal medyadaki bir kurumun, sosyal markanın sosyal medyadaki sayfası onun dükkanıdır demek istiyorum. Kesinlikle istiyorsun. Yani şöyle söyleyebilirim. Girmiş olduğumuz reklamlarla kişilerin web sitesine, e-ticaret sitelerine yönlendiriyoruz ve orada da
alışveriş yapıyorlar. Yani bu alışverişi geçmiş döneme baktığımız zaman açık hava reklamcılığı ya da birçok reklam mecraları kullanılabiliyordu. Ama şimdi tek tuşla milyonlara ulaşabiliyoruz. Evet, ve istediğimiz kriterlere göre, istediğimiz Kesinlikle. yaş aralığını, cinsiyeti, demografik Kesinlikle. bilgileri, lokasyonu seçerek istediğimiz yere reklam Direkt yapabiliyoruz. tüketiciye ulaşıyoruz. Bu çok büyük bir kolaylık tabii. Yani markalar açısından, hizmet sunanlar açısından da çok önemli bir özellik. Ama madem sosyal medyadaki hesabımız, dükkanımız ise bunun rafları, dizaynı, vitrinini Evet. düzenlenmesi için profesyonel bir dokunuş bir taraftan şart. Öncelikle güven diyoruz. Evet, Yani ama dijitalde. profesyonel bir dokunuş illaki belki şart. Ama kendisi yönetmek isteyen, bunun için belki bütçesi olmayan markalar için sosyal medyada hesaplarıyla ilgili neler yapmaları gerekir? Ya da en sık yapılan yanlış nedir? Şöyle söyleyebilirim. Yani sosyal medyada sonuç itibariyle firmalar büyük bir marka olmadığın için seni tanımıyor. Tanımadığı için alışveriş yaparken şu anda ciddi anlamda dijitalde ciddi bir tokaçılık dönüyor. Bunu biliyorsunuz. Ciddi bir yani kutuların içerisinden mont sipariş ediyorsun. Meyveler çıkıyor. Şöyle söyleyebilirim. Siteye girdiğin zaman, sosyal medyaya girdiğin zaman bunu güvenilir anlamda profesyonel bir ajans ya da profesyonel bir arkadaşlarımız yönettiği zaman yani direkt insanlar oradan alışveriş yapabiliyor. Aksi yönde hani yapsam mı yapmasam mı yorumlara bakıyor. Bir hafta takip ediyor, 2 hafta takip ediyor. Ama profesyonel bir görüntü olduğu zaman bunun dönüşü firmaya bir anda oluyor. Anladım. Yani internet kullanıcıları aslında internetten alışveriş yaparken sayfanın güvenilir olması en Kesinlikle. önemli argümanlardan biri. Aynen. Dolayısıyla profesyonel bir kişi tarafından ya da profesyonel bir kurum, ajans tarafından düzenlenmiş bir profil daha güven verir. Bu da kullanıcı tarafında tercih edilme sebebi olur diyorsun. Aynen İnternette güven en önemli problemlerden biri. Çünkü internet kandırılmak için belki de Çok çok müsait. müsait Çok ortamlardan bir müsait aynen. tanesi. Bunu sadece ürünlerde değil, yani sadece herhangi bir ürün ya da bir hizmetle ilgili araştırma yaparken bakarken değil, haber okurken bile yaşayabiliyoruz, değil mi? Yani Evet. bazı haberlerde Direkt Çaycı Hüseyin clickbait. clickbait dediğimiz durum, Clickbait oraya aynen. gireceğiz. Bu haftaki konularımızdan birisi de clickbait. Sevgili takipçilerimiz, siz de izliyorsunuz. Biz daha çok sosyal medya kullandığımız için ben seyirci yerine takipçi daha fazla söylüyorum. Tabii. Şöyle clickbait'te Çaycı Hüseyin dedim. Çaycı Hüseyin galiba internette bir 100 defa falan Aynen. vefat haberi çıktı. Evet. Sürekli. Hatta haber sitelerinde, çok güvenilir haber sitelerinde şöyle haberler çıktı. Dediler ki ünlü oyuncu hayatını kaybetti. Aslında dizide hayatını kaybediyor ama siz onu görünce, fotoğrafını da koyuyorlar oraya. Siz onu görünce diyorsunuz ki aa, merak ediyorsun. Tıklıyorsun, giriyorsun. Diyor ki Ciddi senaryo bir erişime yayacağım. sahip oluyor. Bu haftaki bölümde işte şu oyuncu hayatını yitirdi diyor. Veya işte herhangi bir futbolcu, yine haberimizde var. Evet. Diyor ki Beşiktaş'a büyük transfer. Giriyorsunuz, handbol takımına yapılmış transfer. Yani bu tür şeyler oluyor. Bunlar tabii tekil ziyaretçiyi artırma açısından, sayfa görüntülenme sayılarının yükselmesi açısından haber siteleri için ve bu tür networkler için çok önemli şeyler. Aynen. Ama bir Algı taraftan yürütme. sizin de zamanınızı alıyor. Tabii. Tıklıyorsunuz, farklı bir haber çıkıyor. İşte o mahallelerde elektrik kesilecek. Hangi mahallelerde? Konya'nın haber sitelerinde sık sık gördüğümüz Aynen. şey bu. Ya da diyor ki işte o mahallede bakın ne oldu falan. Tıklıyorsunuz. Clickbait deniliyor buna. YouTube'da ve video platformlarında da çok kullanılan bir sistem. Videoların daha ilgi çekici olması tıklanmasını sağlıyor. Bu videoya tıklamayın, Bilinçaltı izlemeyin. algı yürütme Evet. diyebiliriz yani. Yönlendirme yapılıyor. Bu videoyu izlemeyin diye bir başlık atmış. Tıklıyorsun. Yani Türk halkında bu yok mu yani? tabii. Yapma dediğimiz her Yasak ilgi şeyi çekici. yani yasaklar ilgi çeker. Şimdi clickbait nedir? Nasıl kullanılıyor? Nerelerde karşımıza çıkıyor internette? Bununla ilgili bir haberimiz var. Onu izleyeceğiz. Ardından yine onun üzerine Arif Bey ile sohbet etmeye devam edeceğiz.
Günümüzde gelişen teknolojiyle birlikte bilgiye erişmemiz için en basit yol internet sitelerini takip ederek yaşanan olaylardan ya da bizi ilgilendiren diğer konular hakkında bilgi sahibi olmak. Bunun için milyonlarca internet kullanıcısı bilgiye erişmek için onlarca haber sitesini takip ediyor, ancak haber siteleri bilgiye ihtiyaç duyan insanların bu ihtiyacını fırsat bilerek gereksiz bilgiler içeren haberleri dahi gerçeği yansıtmayan başlıklarla insanları kandırarak internet sitesinin daha fazla teki kişi tarafından ziyaret edilmesini sağlıyor. Aslında bu içeriğimizde bahsettiğimiz clickbait kavramının da doğuş noktası tam olarak bu. Clickbait ya da Türkçe'ye çevirdiğimizde tıklama tuzağı olarak adlandırabileceğimiz bu kavram, internetteki içerik sitelerinin içeriği gerçek şekliyle yansıtmadan insanlara yanlış ya da eksik bilgiye merak duygusu uyandıran başlıklardır. Başlık dışında clickbait, haber görselinin saçma ve gereksiz düzenlemelerle paylaşılması da olabilir. Yani diğer bir deyişle clickbait, doğru düzgün içerik üretmeyi beceremeyen bir haber sitesinin kullanıcıları aptal yerine koyarak onları yanlış yönlendirmesi ve bu şekilde daha fazla kişiye ulaşarak gelir elde etmeye çalışmasıdır. Örneğin ünlü dizi oyuncusu hayatını kaybetti başlıklı bir habere tıkladığınızda merak ettiğiniz o ünlü dizi oyuncusu, adını bile duymadığınız bir dizinin birkaç saniyesinde oynayan figüran olabilir. Ya da bir amatör futbolcunun hayranı olduğu Arda Turan'la fotoğrafı varsa, o amatör futbolcu bir kaza sonucu kolunu kırdıysa, insanları aptal yerine koyan yayıncılar o fotoğrafı kullanarak ünlü futbolcunun kolu kırıldı tarzı başlıklar kullanılabilir. İşte bu tarz internet kullanıcılarını kandırmaya yönelik içerikleri clickbait adı altında değerlendirebiliriz. Ne yazık ki genellikle ülkemizdeki ana akım medyanın internet yayınları sık sık internet kullanıcılarını içerik tuzağına düşüren içerikler üretse de elbette her haberi clickbait olarak yorumlamak doğru olmaz. Başlıkların kısa ve durum hakkında kısa bilgi vermesi yayıncılar için önemlidir. Bu nedenle gerçek anlamda bilgi vermeyi hedefleyen kullanıcı dostu siteler haber başlıklarında hem kısaca size bilgi verirler hem de içeriği merak ediyorsanız sizi o habere yönlendirirler. Bu nedenle yalan yanlış atılan başlıklara gerçek haber başlıklarını da karıştırmamak gerek. Kullanıcılar clickbait yüzünden ihtiyaç duymadıkları ve gereksiz içeriklere yönlendirilirken, bu durumun farkında olmadan en büyük kurbanı ise reklam ajansları oluyor. Örneğin büyük bir haber sitesi reklam ajansıyla 100 bin görüntüleme karşılığında bir reklam için anlaşıyor ve bu 100 bin görüntülemeyi tamamlamak için tık tuzağı içeriklere başvuruyor. Sonuç olarak reklam 100 bin görüntüleme alsa da kullanıcı o içerikten zaman geçirmeden ayrılıyor. Reklamsa görmesi gerekenden çok daha az ilgi görüyor. Evet, başlık her zaman içeriği yansıtmıyor olabiliyor internette. Bazen bazı satın alınan ürünler de istediğimiz gibi gelmeyebiliyor. Bununla ilgili internette birçok video var. Telefon sipariş ediyorsunuz, bir sebze ya da başka bir şey çıkıyor içinde. Meyve geliyor. Geliyorsun, meyve geliyor. Yanında eldiven gönderiyorlar falan. Böyle. Aynen. Geçen bir personelimiz sipariş etti, sözünüzü kestim. Çok garip, kamera sipariş etmiş. Evet. İçinden telefon kılıfı çıktı. Evet. Ve güvenilir olmayan bir site, yani biz kendimiz dijital platform bir şey yapıyoruz. Yeni başlayan bir personelimizdi. Bir geldi, çocuk çok oldu. Abi dedi, içinden şey çıktı. Telefon kılıfı çıktı. Nereden aldın bu site? Sence dedim bu site ne kadar güvenirli? Evet. Baktık, inceledik. Yorumlara bir baktı. Dedi özür dilerim, giden gitti dedi yani. Evet. İnternette bu tür ürünle ilgili aldatma olduğu gibi aynı zamanda geçen hafta biz konularımızdan biriydi yine. Viral reklamlar vardı. Reklamlarda tabi viral reklam bununla belki clickbait ile tam olarak aynı değil, bağdaşmayabilir. Evet. Çünkü viral reklam bir taraftan kullanıcının reklam olduğunu bilmeden izledikleri videolar. Şok. Ve çok anlatılan, çok paylaşılan videolar. Dolayısıyla o yüzden ismi öyle. Siz de reklamcılıkla uğraştığınız için ve sosyal medyayı yoğun yönetip kullandığınız için sosyal medya tarafında bu tür içerikler hazırlıyor musunuz? Clickbait yaptığınız, yani clickbait'in aslında bir taraftan haberimizde biraz daha biz aslında clickbait çok kötü gibi anlatıldı ama bir taraftan faydalı tarafı da var. Yani evet. Servis sağlayıcı tarafında faydalı olduğu gibi aynı zamanda belki kişilere, kullanıcılara da faydalı şekilde kullanılabilir. Siz bununla ilgili markalar açısından neler yapıyorsunuz? Clickbait gibi böyle durumlar var mı reklamlarda? Direkt viralden başlayayım ben. Algı yürütücü reklamları zaten biliyorsunuz ki bilinçaltına oynama olaraktan direkt kişiler sloganı ya da
buna benzer şeyleri unutmuyor. Örnek veriyorum, en basit geçen hafta yaptım. Meram Yenioğlu'nda bir iş yere binmişti, bir marka açılıyor. Direkt sloganını yazdım ve hikaye attığımda biliyorsunuz çok aktif kullanıyorum. Evet. Yüzlerce müşterimiz, firmalarımız yazdı. Hani bu marka ne? Bekleyin dedim. Viral olarak da birkaç defa da hikaye attım. Ve hala soruyorlar. Her günde muhtemelen önlerinden geçiyorlar. Buna benzer reklamlar bilinçaltına direkt işlediği için markayı unutmama konusunda direkt nokta atışı diyebilirim. Evet, merak reklamları da önemli. Clickbait, tam olarak clickbait olmasa da Değil aslında bir viral. yönden Aynen. merak reklamları da internette daha ilgi çekiyor. İlgi En azından çekiyor. takipçi sayısı anlamında ciddi bir etkisi var merak reklamlarının. Çünkü bir soru soruyorsunuz, merak uyandırıyorsunuz ve onun açıklanmasıyla ilgili süreçte kullanıcı merak ettiği için bu açıklandığında haberim olsun diye Takip ediyor. hem takip ediyor hem bildirimleri açıyor. Yani burada takipçi kazanma yönünde geçtiğimiz yıllarda çok yapılan işte şu gönderiyi beğen, üç arkadaşını etiketle, bir de yorum yap, şunu da yap, bunu da yap falan, sonra da çekilişe katıl falan. Böyle bu Tabii tür çekiliş çekilişler yapılıyordu. olmazsa aynı. Şimdi o çekilişler biraz da artık çok fazla Madde olması kaldı. sebebiyle belki de azaldı. Çok Evet. fazla yok. O yüzden reklamcılık alanında sürekli kendimizi geliştirmek, yaratıcı olmak, bir şeyler, kreatif fikirler oluşturmamız gerekiyor. Siz yine video ve prodüksiyon alanında çalışıyorsunuz. Orada da teknoloji özellikle bu alanda çok hızlı ilerliyor. Bir Evet. kamera, bir ekipman alıyorsunuz, hemen bir yıl 3 ay sonra sonra. yeni, Ne 3 bir ay sonra yılı. değil mi? 3 ay sonra, 6 ay sonra direkt yenileri çıkıyor. Yenileri çıktığı zaman ciddi güncellemeler oluyor. Yapmış olduğumuz prodüksiyonu ya da montajlar ya da buna benzer şeyleri daha kolay hale getirdiği için yani ekipman yatırımımızı sürekli güncellemek durumunda kalıyoruz. Konunun başına da döndüğümde markalar iş yerini genelde milyonlar para harcıyorlar. Yani herhangi bir sektörü milyonlar harcıyorlar. Her şey bitiyor, personelleri bitiyor, ekip oturuyor. Daha sonra reklama başlıyorlar. Bana göre bu biraz yanlış geliyor. Sebebi şu, markalar markayı oluşturduğu dakika reklam ajansına ya da dijital platformunda hizmet veren bir firmaya gittiği zaman algı yürütücü reklamla başladıktan sonra yani mevcut cirosunu %30, %40 direkt yukarıdan başlıyor. Yani bu anlamda da ben firmalara bir öneride bulunacağım. Markayı kurdu yani kurmayı düşündüğü gün reklam ajansına bir danışmanlık hizmeti neler yapabiliriz gibi bir gelebilirlerse bizim işimiz daha kolay olur. Aksi yönde marka kuruluyor, algı yürütsek olmuyor, çekiliş yapsak olmuyor, viral reklam yapsak oluyor ama %30 etki sağlıyorlar. Markaların yani bu anlamda markayı kurduğu gün itibariyle gelmeleri gerektiğini düşünüyorum. Evet, baştan yapılmış olması hem Evet. ilerleyen süreçte background'un da bilmekle ilgili ve Kesinlikle. dönüşlerle ilgili daha etkili olacak. Çünkü veriye dayalı bir iş yapıyoruz aslında. Evet. Yani hangi paylaşıma ne kadar etkileşim geliyor ya da o hizmetin, markanın ürünüyle ilgili, paylaşımlarıyla ilgili ne kadar, hangi kitle, hangi mecra cevap veriyor, hangi yaş aralığı Ciddi cevap bir veriyor. donanıma sahibiz aslında. Hani birçok sektöre hizmet veriyoruz. Bunların verilerini Hani tutuyorsunuz siz. kesinlikle. Bunların verilerinin elinizde en başından itibaren olması sizin işinin kolaylaşması açısından çok daha sağlıklı olacak. O yüzden markalara diyoruz ki biz sosyal Biz. medyayı etkili kullanmak istiyorsanız baştan bütçeye göre birçok reklam ajansı var. Çok iyi bu işleri sosyal medyayı yöneten arkadaşlarımız da var. Bizim Evet. sektörümüzden de kardeşlerimiz var. Dijital pazarlama ile ilgili, eğer dijital pazarlama ile ilgili bütçe ayıracağınız, yani çekirdek seviyesinde bir marka oluşturmuşsanız, buna da bir bütçe ayırmak istemiyorsanız, ayrıca biz televizyon programında da bunu daha önce de dile getirdik. Bununla ilgili şu tür bir yol izleyebilirsiniz. Google'ın ve birçok platformun bununla ilgili eğitimleri var. Google'ın Dijital Atölye isminde bir eğitim var ve tamamen ücretsiz. Yaklaşık 40 saate yakın da orada Evet. içerik var. Oradaki markalar Google'da, AdSense'te, Google reklamlarında ya da sosyal medyada nasıl yol izlemeliler? Logosu nerede olmalı, ne tür ürünleri ön plana çıkarmalı Bütün gibi eğitimler orada 40 var saat aslında. eğitim var. Hepsini oradan inceleyebilir. Kendisi de bireysel Keşke olarak bunları yapabilirler. vermeseydiniz.
Tabii bireysel olarak da bunlar yapılabilir ama tabii bu işin içerisinde grafik olması, video prodüksiyon olması ile ilgili mutlaka profesyonel destek de alınabilir. Kesinlikle. Siz ne tür tasarımlar ve ne tür tasarım trendleri şu an gündemde, onları kullanıyorsunuz? Ne tür paylaşımlar daha çok etkili oluyor? Son birkaç dakikamız onunla ilgili tabii. Biraz bahsedersek çok iyi olacak. Şöyle söyleyebilirim. Şu anda mevcutta 70'e yakın sosyal medya yönetiyoruz. Sektöre göre tabii tasarımlarımız, algı yürütmemiz ya da renk tonlamamız, hani örnek veriyorum 30 tane hizmet sektörü var. Bunun artı 10 tanesi fabrika var. Birçok platformda hizmet veriyoruz. Hani donanım olarak da ciddi donanıma sahibiz. Örnek veriyorum, sponsorlu reklama çıkıyoruz kampanyalarımızı. İlk başta konuştuğumuz gibi Facebook ve Instagram'la partner olduğumuz için ciddi bütçeler harcadıktan sonra o harcadığımız verileri alıyoruz. Bir diğer reklama girerken onu ücretsiz çıkartıyoruz. Evet, ona göre. Ama siz tasarımdan bahsettiniz. Ben burayı not almıştım, ondan söyledim. Yani tasarımlar sektöre göre değişiyor. Renk, algı yürütme, buna benzer birçok platformu yönetiyoruz. Hani detaya girersek burada saatlerce konuşuruz muhtemelen. Doğru. Bunu da biliyorsunuz aynen. Evet. Yani mutlaka Google Dijital Atölye ya da Facebook Business'ın eğitimleri var. Oradan izlenebilir. Ama bir yandan profesyonel olarak bu firmaların partneri, Google partner olan ya da işte Facebook partner olan firmalarla çalışmak mutlaka artık onların geçmişte yaptığı çalışmalardan, verilerden oluşturduğu analizlerle daha etkili sonuçlar alacak kampanyalar oluşturmasına sebebiyet veriyor. O anlamda tabii profesyonel destek çok önemli. Evet. Ama sanki fiyatlarla ilgili konuşursak çok farklı fiyatlar var. Yani bugün ben rakam verebilirim diye düşünüyorum kendi tabii. adıma. Sen belki veremezsin ama benim rakam vermem çok şey olmaz. Verebilirim genel tabii. Genel bir şey söyleyeceğim. Yani bugün 50 liraya 100 liraya sosyal medya yöneten arkadaşlar da var. O kadar da yoktur ya. Var var. Yani öğrenci arkadaşlarımız daha yüksek sanırım. Fiyatlara da yapanlar var. Bununla ilgili daha böyle firmanın yaptığı referanslara bakıp, geçmişine kesinlikle. Bakıp yol izlemek gerek. Arkadaşlar uyardılar. Süremizin sonuna geliyoruz. Bizden hemen sonra da ana haber bülteni var. O yüzden hiç uzatamıyoruz. Evet. Son olarak söylemek istediklerim varsa bunlarla ilgili şu kameraya söyleyebilirsin. Bu kameraya son söyleyeyim. Evet. İki cümleyle kapatmak istiyorum. Bizde fikir patrondur. Evet. Çok önemli bir şey söyledin. Fikir patrondur. Sonuç itibariyle bardak, meyve, sebze, buna benzer şeyler satmıyoruz. Aslında tıptaki dili de ağır vasıta, yani ağır beyin ne diye geçiyor? Ne? Onun tıpta bir ismi var. Latince de şimdi tercüman edemiyorum. Tek diyeceğim, bizde fikir patrondur. Markalar ajanslara hizmet vermeye çağırdıkları zaman lütfen kimlerle çalıştığını markalara ve referanslarına baksın diyorum. Peki yeni başlayanların da iyi fikirleri varsa, yetenekliyse o da alınabilir. Kötü fikir iyi fikir değildir. Evet. Teşekkür ederiz programımıza katıldığın için. Ederiz. Bu hafta dijital saati renklendirdin bilgilerinle ve güler yüzünle programımıza renk kattın. Çok teşekkür ediyorum Arif'ciğim. Önümüzdeki hafta yine teknoloji dünyasından, tasarım ve yazılım dünyasından yepyeni gelişmeler ile cumartesi saat 18'de Kanal 42 ekranlarında olacağız. Önümüzdeki hafta görüşünceye dek hoşça kalın, iyi akşamlar.